Efendim Gece Ajansı'nda bu gece konuğumuz USPUM Genel Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? iyi misiniz? Hamdolsun. Sağ olasın. Alaylı afiyet istiniz? versin. Üç aylarınızı da tebrik ediyoruz. Hep beraber. Yani. Karşıladık büyük bir sevinçle inşallah bu gece itibariyle. Ee, şimdi geçtiğimiz programda sizi ağırladığımızda e, USPUM'un bir raporu var sevgili izleyiciler. Onu takdim etmişlerdi bize sağ olsunlar. E, taha Beyler e, Türkiye'nin önemli sorunlarına genel bakış diye e, ve burada hakikaten Türkiye'nin e, belli başlı vatandaşın özellikle şikayetçi olduğu konular başlık başlık e, toparlanmış İşte sosyal sorunlarımız, ekonomik sorunlarımız, eğitim ve yönetişim sorunlarımız başlığında e, bunu konuşalım demiştik. E, dolayısıyla bugün bu raporla ilgili e, biraz. Söz etmek istiyoruz. Taha Bey bu, bu arada vatandaşlarla birebir görüşmelerde işte anket usulü bir görüşme şeklinde mi belirlendi bu başlıklar? Yoksa sizin ekibinizdeki uzman kadrolar mı bunları tespit etti? Yani kısmi olsa da anketlerimiz var. Hı hı. E, ekiplerimiz tabii uzman ekiplerimiz. E, aktualitenin içindeki temel sorunlar top 10. 25, 50, 100 sorun yani top listesi gibi evet. sürekli gündem, hangi gündemler oluşuyor ve bu gündemlerde e, ne tür çözümler aranıyor? Çözüm aranıyor mu yoksa hep şikayet mi var? Hı hı. E, bunları irdelemeye çalışıyoruz. Yani siz hem sorunları tespit ediyorsunuz ha. hem de buna bir ortak akıl ile Tabii. E, çözüm önerileri ortaya koyuyorsunuz Tabii. ve ee, raporlaştırıp aynen. E, bunu ilan ediyorsunuz. Yani burada bizim Türkiye'de olmayan bir misyonumuz var, vizyonumuz var. Hı hı. Çok araştırma enstitüsü var, çok üniversite var. Ülkede yani bir konuda birçok kurum oluşuyor. Evet. Biz tüm kurumlardan istifade eden pozisyondayız. Yani onlardan birisi olmaktan ziyade tüm araştırma enstitülerinin, tüm anket anket çalışmaları yapan e, ekiplerin toplam e, kümülatif faydasından istifade edip bunu ...acaba daha hızlı bir şekilde çözüme nasıl ulaşır pratiğini araştırıyoruz. Evet. Yani bu siyasetçilerin, kamu kamuoyu araştırmacılarının veya bürokratların, teknokratların da istifade edebileceği... Rapor, ...raporları genelde kamuoyuyla paylaşmaktan çok ilgili yerlerde paylaşıyoruz. Yani medyatik olması önemli değil. Önemli olan sorunun çözümünün kaynağında haberdar etmek ve orada bunu tartışmaya açabilmek. Evet. Buna biz ekonomik, kültürel, sosyal diplomasi diyoruz. Hı hı. Yani diplomasi sadece e, bir ülkelerin birbirleriyle değil, içeride de halkın, işte esnaf ve sanatkarın, sanayicinin, bürokratın, memurun e, tüm katmanların birbirleriyle olan diyalogları ve problemleri ve yönetenlerle olan hı hı. her açıdan günlük ...ihtiyaçlarını idamede karşılaştıkları hem sosyal hem kültürel hem ekonomik sorunlar. Evet. Şimdi tabii arkadaşlarım şöyle yazabilirler. Türkiye'nin temel sorunları ve çözüm önerileri şeklinde bunu konuşuyoruz. Şimdi gerçekten bunlar sosyal medyada da benim sıklıkla karşılaştığım... E, ...vatandaşların işte e, çağrıda bulunduğu, şöyle bir problemimiz var... ...bunun çözümlesini istiyoruz şeklinde bahsettikleri meselelerin Tabii. de yine bu raporda yer aldığını söylüyorum. İsterseniz yönetişim sorunlarından başlayalım. Oradan Yarın mı başlayalım? Şey, tamam. Şayet yukarı gidelim. Şimdi e, mesela yerel yönetimler ve merkezi hükümetin rekabeti. Evet. Bu ne gibi bir soruna yol açıyor mesela? Tabii şimdi ve? bakın sorunun kendisi ne sorunlara yol aslında açıyor? Aslında hem yerel yönetimlerin hı hı. hem merkezi hükümetin e, hedef odaklı olması gereken kim? Birey aile evet mahalle toplum Tabii. yani işimi onların huzurunda hizmeti yaparken bir de yarışa giriliyor ama hizmet yarışı değil. Yani her zaman hizmet yarışı olmuyor. Hizmet yarışı da olabiliyor. Olabiliyor. Yani e, siz e, yap iyi yapmadığınız şeyi iyi yapıyor gözü dermek istiyorsunuz. Diğeri de tam tersini söylüyor ve bir bakıyorsunuz ki vatandaşa hizmet yerine daha çok vatandaş Onunla dövülüyor gibi oluyor. Bu bir sistemik sorun aslında. Yani bu bir siyasi partiler kanununun da üstünde bir sorun. Bu sorunun e, altında yatan e, sistemle ilgili konular onu orada işaret etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani e, diyelim ki İngiltere'de bir sistem sorunu yok. Nedir o? İngiltere'de ana muhalefetle iktidar kraliçenin tacına çalışıyor ikisi de. Evet. Biri sağında biri solunda. Yani bizde böyle bir mefkureye çalışma sorunu var. Bu sorundan eziyet çeken vatandaş. Bu aşılabilir mi? Aşılabilir. Daha Çok kolay. Gerçekten Tabii. mi? Tabii. İnanmak yani. lazım ilk önce. <gülüyor> <gülüyor> İnanmazsa, inanırsanız mesela... Yani şu, yani şu Türkiye'nin bu konjonktüründe hakikaten bunu aşabilirsek eğer biz çoğu her, her şeyimizi aşarız galiba. <laughs> Eğer bunu halledebilirsek. Tabii yani... niye bu kadar çok buna partizanlık mı deniliyor ne deniliyor tam ismini siz koyabilirsiniz ama neden bu çekişme yaşanıyor niye bunun vatandaşa giden vatandaşa giden bu hizmetin önü açılamıyor? Yani şimdi burada rekabet siyasi rekabet iyiliğe hizmet etmesi gerekiyor yani siyasi rekabetin eee tabir caizse bel altına indiği dönemde e, hadise artık bir başkalaşıyor. O zaman e, fikrin ve hizmetin ve projenin anlayışı değil, gücün, istibdadın anlayışı geliyor. Yani hangisi olursa olsun yerel işimi hepsini yaşıyoruz. İdari işte muhalefet partilerinin belediyeleri falan görüyoruz. Müthiş bir e, yani bir göz boyamaya gidiyor iş. Hı hı. Ve vatandaş da farkında olmadan bu siyasi partileri tutan vatandaşlar da hakkı söylemek durumunda kalmadan kendi taraftarı oldukları partileri savunmak durumunda da kalıyorlar. Böyle de bir zorluk var. Evet ama Taha Bey şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben şimdi siyasi parti farkları e, vatandaşı kötü etkilemesine vesile edilmemeli. Aslında bu bir rekabete dönüşerek evet. tam tersi buradan vatandaş pozitif bir durum elde edemez mi? Yani A partisi iddia eder, daha iyi hizmet ortaya koyar. Neticede halkın oyuna taliptir. Kendisini göstermeye çalışır, gösterir ve halk da ona teveccüh eder. B partisi de aynı şekilde yani A partisinden daha ileride hizmet etmek ister. Etmelidir de çünkü sonuçta seçimle e, vatandaş onu ya görev verecek ona ya da vermeyecektir. Dolayısıyla yani aslında rekabetin olmasında bir sıkıntı yok. Mesele hakikaten niyet meselesine dönüşüyor. Yani mesela atıyorum bugün İBB'nin içinde bulunduğu durum. Yani İBB'nin hiç mi imkanı yok? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'dan 2021 yılına kadar neredeyse bütçesinin İBB'nin bütçesinin iki kat neredeyse iki kat arttırıldığını canlı yayında tabloyu ortaya koydu vatandaşa. Şimdi e, ve bugün aynı zamanda Trabzon'da gençlerle bir araya geldiği o programı vermiştik biz canlı yayında. Detaylarını da az önce izleyicilerimizle paylaştık. Kendi belediye başkanlığı döneminden de örnekler vererek yani öyle gidip borç bulma, kredi çekme vesaire değil. 2,5 milyar dolarlık bir borcu Ödüyor üstüne kasada bir de para kalıyor. Yani burada mesele aslında partilerin birbirleriyle çekişmesinden dolayı halkın e, sıkıntı yaşaması değil de yönetmeye niyetlenmek, hizmet götürmeye niyetlenmesinde bir problem var tabii, galiba. Tabii problemlerden birisi o. E, rekabet hizmeti götürmekten çok diğerini zorlamak ve karalamaya dönüştüğü zaman zaten sıkıntıya düşüyor. hı. hı. Yani, yani siyasetimizi kavga ortamından çıkarmamız çıkartmamız lazım. Çıkartmamız için ne gerekiyor? Bakın e, yine Avrupa'dan misal veriyoruz. Niye? Biz batıllaşmak için uğraşıyoruz. Ya. Onun için misali oradan hep veriyorum. E, İlk okullarda etik dersi diye bir ders var. Etik dersi. Etik dersi ne demek? E, yani bir ahlaktan bahsediyor. Hı hı. Yani ahlak ahlak üstü bir e, vaziyetten bahsediyor. E, hatta yetiştirdiği insanını ee, ...yalan söylemiyor. Neden söylemiyor? Etik değil. Yani kimi, kime hürmeten söylemiyor? Kendine hürmeten söylemiyor. Karşıdakine değil. Evet Bakın şimdi karşıdakine hürmet etmekten dolayı... ...yalan değil. Kendisi o yalanı söylediği zaman... ...ondan mahcup oluyor. Kendi karakteri ve şahsiyetine yakıştıramıyor. Demek ki bir ahlakla ilgili bir... ...eğitim problemi ve kültür problemi var. Hı hı. Yani yalan söylemek meselesinden... E, ...yola çıkmak lazım. E, burada... Ee, toplumun e, siyaset ve politika belki de bu tür daha e, davranışlarını daha da kötüye doğru götürmeye vesile oluyor. Siz İstanbul'da mesela bir zerafet, nezaket, letafet diye bir tabir var. İstanbul beyefendisi, hanımefendisi tabiri var. Tabi e, burada e, temel sıkıntılarımızdan birisi Türkçe'yi az kelimelerle konuşmak. Yani 300-400 kelimeyle günlük Türkçe konuşuyorsunuz. Evet konuştuğunuzu da karşı taraf belki iyi anlamıyor. Algı meselesi de ayrıca tam var. Tabii fikirlerin mi çatışması, yaşamların mı çatışması, yoksa hizmetlerin mi çatışması. Yani bunu vatandaşa ayırt edecek bir de kültür eğitimi vermek gerekiyor. Bu da ilkokullardan itibaren başlıyor. Evet. Dolayısıyla aslında mevzu işte bunların hepsi birbiriyle irtibatlı olduğu için meselelerin Eğitim sorunlarımıza geçiyor. Ee, yine bu yönetişim sorunlarında diğer başlıklar içerisinde bölgesel e, kriz yönetimleri, işte e, aradaki koordinasyonsuzluklardan Şimdi, tabii, bahsediliyor burada. Tabii. Yani şöyle diyelim ki Karabağ'a mı müdahale ediyorsunuz? Ülkenin yarısı diyor ki bizim ne işimiz var orada? Hı hı. Bu bir milli politika, temel politika. Veya Suriye'ye müdahale ediyorsunuz veya Libya'ya müdahale ediyorsunuz. Dikkat edin siyasetin sorumluluğundan birisi göçmenler neden burada? Evet. Senin dedelerin bin sene sürekli o insanlarla beraber yaşamış. Aradan yüz sene geçmiş sanki unutmuşsun geliyor. Belki yarın sen onlara gideceksin. Yani bu bölgenin kendisine göre bir jeopolitiği var. Jeo taktiği stratejisi var. Yani onunla ilgili de bir genel imparatorluk veyahut da büyük devlet anlayışında bir vatandaş yetiştirme gibi bir milli eğitim ve kültür politikası lazım. Hı hı. O da bizim iletişim ve yönetişim sorunlarımızdan bir tanesi oluyor. Yanımızdaki Yunanistan halkıyla iç içe yaşamışız 400 sene. Hı hı. Yani e, Suriye halkıyla ta Melikşah'tan Şah'tan e, bu yana yaşamışız değil mi? neredeyse Selçuklular ilk önce Suriye Selçuklularını kurmuşlar ve oraya inmişler. Evet. daha sonra Anadolu'ya giriyoruz. Yani Alparslan'ın girişi daha sonra. Şimdi böyle baktığınızda bu Suriye'nin yüzde ellisi belki Türk kökenli ama Arapça konuşuyor ve Türklüğünü belki birçoğu biliyor veya bilmiyor veya Kürt. o, o akrabalarınız mesela ben Urfalıyım. Halep'in yarısı bizim akrabalarımız sayılır Urfa'da. Hı hı. Yani e, bu sonradan İngilizlerin çizmiş olduğu sınırların ötesindekilerle iletişim ve yönetişim biçimi de önemli. Bu sadece kültürel değil, sosyal, ekonomik de. Yani biz ilk defa e, Irak'la ticaretle de keşfettik ihracatı özel döneminde. Irak'a 2 milyar dolarlık ihracat yapınca dedik ki ne kadar büyük ihracat yapıyoruz ya nasıl bir şeymiş bu falan. Diye, o da yani o bizim e, 50-100 sene önceki halkımızda yani o sorunlar da önemli evet. sorunlar. Onların e, bakın e, bizim ülkemizi turizmde ziyaret eden e, genelde Batı ülkeleriydi. Son zamanda komşularımız Hı. en çok ziyaret eden pozisyon. Ve vardı. iyi de turist alıyoruz yani. Tabii, ee, tabii. Geçen yıl 30 milyon hedef vardı ve bu e, aşıldı. E, güzel hedefler tabii bunlar yani. Bir de bu coğrafya dersi var ya hani bizde e, okullarda bir de gönül coğrafyası Tabii. dersi koymak lazım herhalde. Orada da e, çünkü biz kadim bir medeniyetiz. Sınırlarımız daha önce nereye ulaşıyordu? O insanların hakikaten hayatlarıyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Tabii. Yani bir Alman'ın, bir İngiltere'nin, bir Amerikalının neyi sevdiğini, ne yediğini, ne dinlediğini nasıl Düğün yaptığını ne bileyim işte yani her şeyini biliyoruz dünyaya açılmak yani ama evet. e, biz yakın çevremizde mesela ne bir Suriyeyi tanıyoruz bırakın onu Türk devletler teşkilatında var olan bizim kardeş ülkelerimizin çoğunun insanı ne yer ne içer neden keyif alır işte hangi müziği dinler tarzı nedir kıyafeti nedir bilmiyoruz Evet, evet. Ya, bu bir sıkıntı gerçekten yani. Hı. İşte bu da eğitim sorunlarından bir tanesi. O olmayınca içeride bu tür kriz yaşandığında e, insanlar diyor ki bana ne kardeşim diyor ya göçmen gelmişse. Hı. İşte bana ne demesi onun orada aslında e, coğrafyasını bilmemesi, gönül coğrafyasını bilmemesinden kaynaklanıyor. 100 senedir yani. yalnız yalnız yaşıyor. Evet. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yalnız yaşıyor Türkiye coğrafyasını. Evet. Daha önce onlarla beraber yaşamış. Yani meclis mebusanın e, neredeyse 46 mı veya 48 mi mebusu gayrimüslimidir. 67 veya 70 civarında Müslümanlardır. Yani bir Osmanlı coğrafyası düşünün. Neredeyse yüzde 40, top, yüzde 40'a 60 bir denge var. Evet. Yani bugün bir Makedonya'ya gittiğinizde oradaki Hristiyan diyor ki Osmanlı benim devletim. Ya bir evet. e, başka e, Katolik bir Arnavut benim devletimdi diyor. Şimdi evet. Bakın yani Osmanlıyı bir İslam devleti veya sadece Müslümanların devleti olarak da görmemek lazım. Bugün Suriye'den Türkiye'ye göç etmiş insanlar Hristiyanları var, Musairileri var, o kadar çeşit gruplar var ki biz onları fark etmiyoruz ne olduklarını. Hı hı. Hepsini Müslüman zannediyoruz. Yani bir de coğrafyamızda her türlü insanı barındırmıştık. Evet. Birinci Dünya Savaşındaki bu Ermeni meselesi mesela. Osmanlı'nın sadık dostu adı Ermenilerin. Evet. Milleti sadık. Sadık dost. Yani üst bir kimliği vardı aslında evet. yani Osmanlı'nın. Biz işte bu üst kimlik dağıldığı için maalesef alt kimliklerde anlaşamıyoruz. Kargaşa ondan kaynaklanıyor galiba. Güneydoğu'daki Kürt meselesi demeyelim ona. E, Güneydoğu'daki mesele de bu üst kimliğin biraz zayıflamasından kaynaklanıyor. Evet. o bölgedeki insan kendisini Ankara'ya his, ait hissetmiyor. Hı hı. O zaman kendisine yeni bir yer, bağlı olacak bir yer arıyor. Yani e, bilhassa e, HDP ile ilgili konularda da mesela e, hiçbir şey hizmet orada her türlü hizmet yapılsın seçim yapılsın HDP'ye oy veriyor. Hizmetten ötürü değil. Oraya ait hissettiğinden ötürü. Demek ki üst kimlikte bir eksiklik var. Onu kuşatacak bir şey yapmak lazım. Bu coğrafyada bu toprakların tamamında değil, dünya topraklarının tamamında hükümran olacak bir yapı kurmak lazım. Amerika kuruyor, Rusya kuruyor. Bunu illa toprağa almakla değil, orada ekonomik, sosyal, kültürel diplomasi yaparsınız. Zaten Osmanlı'nın Viyana'yı kuşatıp devam edemediği ortama siz işçiler göndererek o ortamı zaten sağlamışsınız yani fetih o yönüyle başlamış orada. Evet. Gönüller fethi, orada toprak fethi, de facto devlet bir fethi Kendim var yani bu böyle yani, tabii. tabii. Onu tamamlıyor. Evet. Tarih tamamlıyor kendini. Yani tarihte devletin yapmadığını millet yapmaya evet. başlıyor. Böyle <laughs> de bir enteresan şey var. Gerçekten doğru ya. Yani. Bu bakış açısıyla da enteresan e, kim bilir ne hikmetleri vardır yani bunun da kendi içerisinde. E, çünkü dediğiniz gibi yani devletin o konuda Belki Cenab-ı Hak tabii ki lütfetmedi ama millet olarak kıtalar dolaşıyoruz hakikaten. Yani genetiğimiz, yer yok. genetiğimiz o. Evet. Bizi bekliyor. Dünya bekliyor. Adaleti bekliyor. Kendi içimizde adaleti oluşturup dünyadaki adaletle ilgili iddialarımız var. O iddialarımızı evet. e, deruhte yani gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi Cumhur İttifakı'nı e, yani dışarıdaki bir insana mikrofon tutsak, ya AK Parti tamam işte ekonomide büyük bir mücadele veriyor hakikaten. Yani daralan dünya ekonomisinden payını azaltmamak için var gücüyle, çeşitli enstrümanlarla, ihracatla, şunla bunla bir çaba sarf ediyor. Diplomasiyi de bunun için kullanıyor, Hı -hı. işte efendim kendi öz kaynaklarını harekete geçiriyor, bir devinim e, meydana getiriyor. Bunu da vatandaş görüyor. Mesela e, bunu nasıl ifade edebiliriz? En son e, Giresun Dereli'de de mesela orada selden dolayı mağdur olan vatandaşa evleri yapıldı, teslim edildi. İnsanlar <laughs> müteşekkir, tüm Türkiye görüyor. Yani işte orman yangınlarında traktörü yanan, evleri yanan insanlara hemen destek ödemeleri başlandı. Nerede yaptı. o devlet Hedi dönemi değil mi? Evet. Ya yani şimdi vatandaş bunu görüyor ama <laughs> eksik olan noktalar da var. Mesela basit görünen ama nedense üzerine üzerinde pek durulmayan meseleler. Bunlarla alakalı da sizin mesela sosyal sorunlarımız Tabii. diye başlıklar başlıklandı. Ona geçmeden PPP projelerindeki şeyi de konuşalım isterseniz. Hı hı. Yani Ama bize biraz açın yani. Tabii mesela PPP projeleri ne ne oluyor? Bu yollar, köprüler, kanallar, bu yap, işlet, devret veyahut da özel sektör, kamu sektörü ortaklığı biçiminde dünyada bir model var. Hı hı. AK Parti bu modeli, dünyada bu uygulanan modeli Türkiye'de mükemmel bir şekilde uygulayarak dünyadaki 10 büyük yatırımın altısını Türkiye'de yapmış. Bakın. Ama bu nasıl? Hiç para yatırmıyor. Merkez Bankası teminat veriyor. Ee, özel sektör Kamu sektörü, hastaneler de aynı işbirliğiyle bir e, köprü yapılıyor, hastane yapılıyor. Hı hı. Şimdi köprü yapılıyor, hizmet çok güzel, para vermiyorsunuz, finansman maliyetiniz yok, 25 sene sonra yapacağınız köprüyü bugün yapıyorsunuz. Evet. 45 sene sonra yapacağınız hastaneyi bugün yapıyorsunuz. Evet. Şimdi çok güzel bir hizmet. Hı hı. Ama bu hizmetin ücretlendirilmesi koordinasyonunda bir başıbozukluk var. Vatandaş anlamıyor. Diyor ki ya Hizmet böyle bir köprü ama bunun ama... ödenmesi lazım. Nasıl ödenecek? Evet. Yani Şah bu. bunu anlatması gerekiyor. Hı -hı. Yani diyecek ki ben bunu hiç finansman harcamadım. Şu şekliyle yaptım ve bu şeklin ödemeleri bu. Bunu böyle berrak bir şekilde anlatacak. Ne diğer muhalefet partilerine gereksiz yani eğer bir yolsuzluk vesaire olmadığı sürece malzeme vermiş olacak. Vatandaşa da anlatmış olacak. Hı hı. Eğer bununla ilgili ücretlendirmeleri belki farklı yapacak. Diyelim ki sistem koyacak. Mesela yönetmenimiz Zeyd diyor ki 10 senede ödeyeceğimize 50 senede ödeyelim. Ucuz olsun diyor mesela, mesela olur abi, mu? Tabii olur. Tabii hı. bunlar tartışılır da. PPP ile ilgili üniversitelerde masalar var, hocalar var, kürsüler var, profesörler var. Bu dünyada hı. büyük bir sistem, bir finans sistemi. Bu bunu ilk defa e, AK Parti döneminde gerçekleşti ve AK Parti'nin bu yapmış olduğu yatırımların sebebi bu. Finansman koymadan yapılıyor. Burada yapılan tek risk hazinenin e, vermiş olduğu teminattır. Bunu modellemek, değiştirmek evet. lazım. Hak mesela bakıyor diyor ki ya burada bir çok güzel hizmet ama çok pahalı. Ama şöyle bir handikapı var bunun da. Evet. Yani sonuçta yatırımcı gözüyle baktığımız zaman da adam da o eee garantörlüğü istiyor şimdi. Ut ona zaten onu vermek lazım. Ona karşı çıkan yok. Hı. Burada e yoksa yapmayacak yani iş bur yapılmıyor. Burada vatandaşı bakın orada bir başıbozukluk görülüyor. Yani diyelim ki ücret mesela köprülerden e, geçiyorsunuz. Ceza geliyor 1'e 3, 1'e 5. Telafi edildi. Evet. Ben ama, öyle ödedim ya buradan hı. yani. Evet. Çok değil dokundu mi? Dokundu ama tabii. yani öyle böyle değil ama, neymiş efendim benim HGSM'de şey yokmuş. Limit yokmuş. Ne bileyim ben kardeşim yani bunun limitinin olmayacağını. İşte bana bu, 15 gün sonra benimle irtibata geçiliyor filan. Bunun cezalı ödedim e, işte. İşte sorunlarda iletişim, yönetişim sorunu dediğimiz şey bu. Evet. Yani siz bu yaptığınız hizmeti çok güzel iletip, ço onunla vatandaşla veyahut da o hizmeti verdiğiniz yer veya sizin hizmeti aldığınız yerle müthiş bir iletişim ve yönetişim içerisinde olmanız lazım. Maliye buna kavuştu mesela. Maliye şimdi vatandaşı birebir takip ediyor. Bir şey oldu mu tık atıyor. Evet. E-Devletinden -E görüyorsunuz. Buradaki boşluklar yapılan hizmetin değerini aşağı düşürmüş oldu. Onu anlatmak istiyorum. Yani vatandaşla iletişim ve yönetişim sorumlularımızdan bir tane önemli olanlardan bir tanesi de buydu. Evet. Bir de mesela şimdi siz o geçiş ücreti falan dediniz ya yani bu yollarda da çok enteresan cezalar oluyor. Hani madem bunu konuştuk Tabii. bunu eklemek <laughs> istiyorum. Şimdi yaz döneminde hepimiz mobilize haldeyiz. Yani oraya gidiyoruz, memlekete gidiyoruz, şuraya bir gezelim, burayı görelim falan derken... Şimdi bu yolculuklar esnasında mesela limit konulmuş, hız limiti 80 diyelim ki. İşte %10'luk pay var 88. Ya o yerden 93 ile geçtiğiniz zaman tak ceza geliyor. Az da değil yani 300 küsür civarında ceza. Ya şimdi yani 88 pay koyulmuş yani 80'i 88 de geç. 93 ile ceza yemek çok enteresanmış. Bunun yerine mesela uyarı cezası gelse bu kadar çok hani her şeyi mekanik hale getirmenin de anlamı yok yani. Çünkü insan psikolojik bir varlık. Yani bu yani... söylediğiniz mesela bu söylediğiniz şey e, Avrupa'da nasıl uygulanıyor? Hı hı. Avrupa'da yol yani arabayla gittiğiniz yol konuşur. Nasıl hı. konuşur? Hoparlörü mü var? Levhalarla konuşur. Siz 500 metre 20 ile gidersiniz sonra 40 ile gidersiniz veya 100'e çıkarsınız veya hız sınırı kalkar. Hı hı. Bunun levhaları vardır ve ona göre de dizayn edilmiştir. Hepsini görürsünüz. Zaten... O yolda gidenler ortak bir şekilde Avrupa'da yaşayanlar bunu bilir. Ortak bir şekilde hız bir anda takır 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 düşer ve takır takır çıkar yukarı doğru. Demek ki bir eksik var. Evet. Yol işaretlerinde vatandaşa tam belki işaretlemelerde eksiklik var. Veyahut da mesela yolun üstündeki biliyorsunuz beyaz şeritler var. Yani düz şerit, hı hı. şeridin sağında kesik, solunda evet. kesik. Yani Türkiye'de şoförlerin belki bir kısmı, büyük bir kısmı demeyelim ama bir kısmı yol işaretlerini bilmiyor. Evet bilmiyor. Nedir o? Doğru. Yani levha okumak nasıldır? Sollayabilir misin, sollayamaz mısın? Tabii yani o, o burada bir şey geliyor. Trafik kültürü geliyor, trafik ahlakı geliyor, trafik etiği geliyor. Hı hı. Yani kanunu koymanız yetmiyor. Onunla ilgili de ilk Eğitimin, eğitimi, eğitimi vermeniz lazım. Tabii. Peki. E, tabii bu söyledikleriniz e, bugün başlansa 20 sene sonra belki meyvesi yenilebilecek şeyler ama e, sonuçta başlangıç başlangıçtır. 20 sene uzak bir tarih değildir e, ve ama bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman da devlet her zaman daha işte affedici, daha az cezalandırıcı. E, daha çok tolere edici bir pozisyonda olmuş olsa belki Hı. hani insanlar daha rahatlar gibi geliyor. Bilmiyorum. Hayır şöyle. E, Bu o, dediğim e, hani tutup da biri birini öldürmüş öbürü öbürüne ne bileyim taciz etmiş otur cezalardan bahsetmiyorum. Devlete karşı efendim işte işlenen kabahatler yani işte hız tarifi, sınıfını aşmak. Tabii tarifi o, güzel yapılsa evet. esaslı kriterleri konsa Kontrolleri de adil olmuş olsa evet. bu bahsettiğiniz tolerans aralıkları var. Yani 80 ile gidilecek yolda yüzde %10 yani 90 ile gidebiliyorsunuz evet. ve ceza olmuyor. O evet. tolerans aralıklarını ölçebilecek teknik donanım da gerekiyor. Hı hı. Şimdi orada teknik bozdolabınız arıza yapabiliyor. Bilgisayarınız da hız cihazı da yapabiliyor. Evet. Yani evet. bunlar da mümkün. Evet. Hep bunlar için denetimler var. Yani akitasyon edilmiş ee, ...bir takım kurumlar bunları denetliyor. Bu çok evet. yo, boyutlu bir şey. Yani siz belki o hızı yapmıyorsunuz ama o hızı yapmış gibi de ceza yiyebiliyorsunuz. Binde bir bile olsa adil değil. Hı. Yani burada yaptığınız işi tam e, liyakatıyla yapmak meselesi. E, yapılan hizmeti e, yaparken yapmış olduğunuz hizmetten çok... E, ...oradaki yapmış ol, yapmış olan ceza vesaire e, şeyler... O hizmeti engelleyebiliyor. Bu iletişim ve yönetişim sorunları içerisine koymuş olduk. Evet ee, ve tabii sosyal sorunlarımız. Tabii. Bu sosyal sorunlarımız hakikaten yani vatandaş bu anlamda ya buraya niye kimse bir e, hamlede bulunmaz? Niye işte burası ıslah edilmez, düzenlenmez Nedir bu bu kadar çok vatandaşın şikayeti, niye kimse duymaz bu vatandaşın bunca serzenişini diyebileceğimiz türden şeyler. Evet, tabii, aynı. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, fevranlar duyuldu ve icraata geçildi. O sona erdi ama mesela CEDAV var, 6284 bu, var. Bu tabi İstanbul Sözleşmesi meselesi şu aslında. Hı hı. Şimdi işin büyük sistem sorunundan başlayalım. Şimdi siz Avrupa Birliği ile veyahut da dünyadaki e, işte Kopenhag kriterleri, bir tane Masrih kriterleri diye kriterler var. O kriterlere göre evet. e, kanunlarınızı yeniliyorsunuz. Kendinizi yeni modele alıyorsunuz. Yeni modele alırken e, o kriterler Avrupa normları. Yani oradaki diyelim ki yıllarca veya yüzyıllarca oluşmuş gelenek örf üzerine ve batı ahlakı ve sistematiği üzerine kurulmuş normlar. Bunlar size adapte olduğunda siz bir, bir müddet sıkıntı çekiyorsunuz. Çünkü buna itiraz eden bir kesim oluyor. Diyor ki burada sıkıntı var. Nitekim Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi sıkıntısını gördü ve kaldırdı. Ama bu CEDAV gibi, İstanbul Sözleşmesi gibi ee, alınmış kararlar bir, bir sonra hukuka yansıyor. Bir takım maddeler çıkıyor, tebliğler yönetmenlikler çıkıyor. Siz kaldırıyorsunuz ama o tebliğler ve yönetmenlikler hala duruyor. Şimdi bir kargaşa var. Hmm. Sosyal bir sorun halinde bu şimdi. Yani siz kaldırdınız ama uygulanan kısmı var. Evet. Yani işte biraz önce bahsettiğiniz maddeler bunlar. Yani bunu nasıl halledeceksiniz? Hı hı. Bu bir yine ben aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir sistem sorunu, sistemik sorun. Siz kanun yapıcılarınız büyük bir mefkure. Bireyin, ailenin, mahallenin, toplumun, devletin, devletin kurumlarının ve özel kurumların birbirleriyle ahenkli bir mefkuresi lazım. Bu İngiliz yapmış bunu, Alman yapmış bunu. Evet. Siz de yapabilirsiniz. Bu mefkureye göre kanunlarınızı bu sistematiğe uygul, uygul, uydurup ona mihengi, o mihenge sürüp o mihengin yapısına göre çıkartırsanız bir daha kanundan geri dönmezsiniz. Yani bir yapıp bir sonra bozmamış olursunuz. Evet. Bu bir sorun haline gelmiş durumda. Bu, bu mesela bununla ilgili devam ediyor mahkemelerde birçok sorun var. Aile reisliği meselesi, erkeğin, efendim... Yani cinsiyetle ilgili maddeler, cinsiyetçilikle ilgili maddeler vesaire. Yani şu an bir dakika yani artık ailenin reisi erkek değil mi Türkiye'de şeyinde? Yani. sisteminde de değil mi yani? Yani tabii. Bak o, o... şimdi enteresan bir şey. Bizim şimdi kim ne derse desin ataerkil toplum yok bilmem ne falan filan değil yani. Şurada e, biz bizeyiz ve. Ee, evet. aile içi bir şey konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ailesi içerisinde bir şey konuşuyoruz. Evet. Kahiri ekseriyetle Türkiye'de ailenin reisi erkektir. Aynen. Şimdi bu kabul görmüş bir kültürdür yani. Evet. Evet. Yaşayan bir e, efendim bizim medeniyetimizdir. <laughs> e bunu şimdi bizim kanunlarımızda karşılığı yok öyle mi? Yani o artık aile reisi mefhumu bir ortak mefhum halinde şu anda. Enteresan. Evet. İşte burada bile bakıldığında şu basit evet. görülebilecek meselede evet. bile evet. maalesef hakikaten bizim üzerimize olmayacak gömleği giymeye çalıştığımızın evet işareti oluyor. Yani, yani o kanun zaten 6284'ü söylemek dahi etmiyoruz bununla ilgili Feryat Figan, Hat Safa Değil mi? Evet. Yani evet. maalesef. Evet. Ve biz bu düzenlemeleri yaptığımızdan bu yana neredeyse çekişmeler, sürtüşmeler, boğuşmalar Kavgalar, cinayetler azalmadığı gibi artıyor. maalesef artıyor. Tabii. İşte yani örf, adet, gelenek diye bir mefhum var. Ee, yani batı hukukunun doğduğu sistem, orada bir örf var. O örf hı hı. E, gelişe gelişe hukuk oluşturuyor. Biz tabii o hukuku transfer, ithal ediyoruz. Kendi hukuklarımızı terk ettik aslında. Orada evet. temel bir medeniyet kargaşası ve e, sıkıntısı var. Geçtiğimiz günlerde e, bir haber. Bugün hatta Lübnan Başbakanı e, Sayın Mikati de Türkiye'ye geldi. Lübnan'da hala mecelle Tabii geçerli. geçerli. Kudüs'te çok yakın zamana geçerli. kadar İsrail'de geçerliydi. İsrail daha Öyle yakın mi? yıllarda kaldırdı mecelleyi. Tabii İnanılır gibi tabii değil. Tabii Mecelleyi yani. İsrail yani yakın yıllarda kaldırdı. Ki Lübnan bize çok yakındır. Lübnan halkı da bizi evet. çok sever. Evet. Oranın Hristiyanları hele evet. daha çok sever. Çok enteresandır yani. Maruniler yani birçoğu da İzmir'den göç etmiştir. Bizim hmm. gayri, gayri e, Müslümanlarıdır. Hmm. E, tabii orada öyle bir ciddi muhabbet var. E, onlar dışarıdan daha iyi görüyorlar. Yani Osmanlı'nın e, kültürünü Lübnan'da bizzat görürsünüz. Evet. O diyaloğu da görürsünüz. Yani Osmanlı'daki yaşamın diyaloğunu Lübnan'da görmek mümkündür. Ya çok enteresan. Mesela bu bilgileri öğrenmek için bürokrat vesaire olmaya ihtiyaç kalmadan... ...Türk gençlerinin üniversitede Bilmiyorum. hiç değilse üniversitede şunlara vakıf olması lazım. Yani Lübnan'da kim tamam. yaşar? Irak'ta kimler vardı da işte bizden ayrıldıktan sonra ne oldu hani böyle basit genel geçer bilgi, kesin, net bilgilerle kesin kes öyle tanımamız lazım ya kesin, hiç tanımıyoruz tabii, ya inanın tanımayınca kavga da büyüyor şiddet artıyor maalesef yani orada Hristiyanlar Türkiye'yi tutuyordu evet. <laughs> İran'a karşı çok enteresan bakın evet. solcu Hristiyanlar Türkiye'yi tutuyordu evet. çok enteresan bir şey Tabii bu kültür çok miyim hı hı. Tabii Şia'nın Suriye, Irak, İran'daki şianın iki ayrı kolu var. İki ayrı rekabet alanı var. Bağdat şiası ile Tahran şiası. Tahran şiasını sonradan görme şia olarak görüyor hmm. Irak. Yani Lübnan'da bunların rekabet ortamı. Orada müthiş bir rekabet ortamı var. Orada samimiyeti oradaki halk görüyor. Müslüman da, Hristiyan da, diğerleri de görüyor. Yani siz kültürleri, kadim kültürleri, Mesela Nusayriler ülke, ülkemizde 700-800 bin tane Nusayri yaşıyor. Hı, hı. Ee, Güneydoğu Nusayri değil. yani, yani. Suriye ile diyalogunuzda Nusayrilere yer vermezseniz ve çok Nusayri öğretim görevlimiz var. Üniversitelerde hocalarımız var. Çok yani bu e, mezhepsel dağılımlar, ırksal dağılımları Osmanlı çok iyi takip etmiş. O modeli İngilizler bugün uyguluyor. Evet. Osmanlı evet. modelini. Zaten birebir Amerika'da, İngiltere'de kopya etmiş yani Osmanlı'nın pozitif yönlerini e, an, direkt modellemişler neredeyse. Ben Amerika'ya bakınca onu çok görüyorum. Biz derslerde evet. gördük. Evet. Yani bizim e, işletme ve yönetim hocalarımız, profesörlerimiz Amerika'ya gidip geldiklerinde orada masterlarını veyahut da e, bir takım tezlerini sunup döndüklerinde hep bize söylerlerdi Amerikaların Amerikalıların devletlerini kurarken tüm dünyayı dolaşıp Osmanlı'daki eyaletler sistemi birçok sistemi aldığını evet. ve hala da inceliyorlar. Kadı kayıtlarını mesela şu anda Süleymaniye'de kadı kayıtlarını inceliyor Amerikalılar üniversiteleri. Bizim kendi, biz belki bizim üniversitelerimiz incelemiyor. Adam gelmiş bu diyor ki mesela çok enteresan evet. oradaki araştırmacılarla görüşmüştüm. Demişlerdi ki biz 80 bine yakın Osmanlı kadı kayıtlarında mahkeme kararlarına baktık. Usulden daha hata bulamadık. Allah Allah. Şuraya bakın ya. Şimdi usul hatalarından geçilmiyor mahkemelerimizde. Evet. Bırakın da esas Eksler, hatası. Evet. Ya yani usul hatasını evet. nasıl dedelerimiz yapmış? Demek bir yerde eksiklik yapıyoruz. Evet. Kesinlikle. Onu bulmamız lazım. Kesinlikle. Yine sosyal sorunlarda isterseniz Evet, süresiz Nafaka. Bunu başlık olarak söylemek istiyorum. Ee, süresiz Nafaka, çocuk velayeti, boşanma zorluğu, genç evli mağdurlar ki sayıları hiç de az değil. Bu olacak iş değil. Ve EYT'ler. Mesela bu genç evli mağdurlar hakikaten. Olacak iş değil. Ya aileyi dağıtmış devlet eliyle aile dağıtılıyor, yuva dağıtılıyor. Yani bu hakikaten enteresan. Ya 2001 yılında 18 yaşına bu evlilik 18 yaşına çıkarılmasından Hı -hı sonraki bir mesele bu. Ve bundan ötürü içeride yatan, hapiste yatan 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında evlenmiş. Bunlar e, tacizci gözüküyorlar ailelerinde. Evet. Evet. Bir de çok şey. Yani bu, bunlara yönelik mesela bu sosyal sorunumuz bu önemli ve çok e, birçok ev bu konuda yara içerisinde. Birçok anneler, e, çocuklar, yetim durumdalar. Hı hı. Bu üzerinde durulması gereken bir şey. Bunu ...irdeleyelim yani. Zeyd bugün bayağı... E, ...konulara vakıf. Çünkü sayısız konuk geldiği için... ...diyor ki, <laughs> abi her yargı... ...reformu geldiğinde dillendirilen... ...ama hala... ...ne hikmetse devam eden bir problem. Demek ki sosyal Bu, sorunlarımıza... Eğilinmiyor o zaman. Hayır, eğiliniyor ama derinliği yok. Derinlik yok. Hı hı. Bakın sati... ...bizim siyasi ve idari... ...modelimiz... Hı hı. İkinci Mahmut'tan sonra gösterişe dayalıdır. Yani dışı güzel olur ama içi askerde de dikkat edin. Dışınız güzel olsun, içiniz önemli değil. Bu bir aslında bir model, evet. bir sistem. Bunu değiştirmek lazım. Kesinlikle. Burada buradaki şey çok çarpıcı. Yani cinsel ilişkinin serbest, nikahın suç olması adalete uygun değildir. Tabii. Kesinlikle öyle. Evet. Yani bugün baktığınız zaman flört Vesaire gayet normal. Yok herkes birbirine kesinlikle sorabiliyor. Kesinlikle. Yani flörtün evet. var mı, beraber evet. misin, yalnız evet. mısın, değil misin? Ama e, nikahlanınca Olduğu suç, haline, suç haline geliyor. Burada nedir? Evet. Yani buradaki paradigma'yı bulmak lazım. Şimdi kesinlikle öyle. E, batı toplumunda cinsellik bir yemek ikram etmek gibi olabilir. Hı hı. Karşılıklı gönül <laughs> Bizim coğrafyamızda böyle değil. Hı hı. O farklı bakılıyor. Şimdi e, hadiseye bu yönden de baktığınızda farklı bir şey geliyor önünüze. Ya vatanın neseple ilgili <laughs> derdi, problemi vesairesi olmayabilir. Ama bizim inanç manzumemizde bu önemli bir şeydir. Yani dolayısıyla bunun bozulmasının önüne geçilebilecek her türlü sigortayı e, biz hem dinimiz hem bunca yıllık devlet tecrübemiz sağlamıştır. Eskiden anne baba rızasıyla mesela bu bunlar sıkıntı olmaktan e, çıkarılmıştı herhalde değil mi? Tabii. Yani şimdi e, maalesef hala bu devam ediyor. Sayıları da az değil. Ben 500 bin civarında bir sayı duymuştum ama e, bunlar çok zaman önce belki e, daha da fazladır yani Tabii. milyonlu bu, milyon var. Yani mı? Adalet Bakanlığı'nın bu konuda e, şey yapması lazım. Ee, mesela bunlar istatistik bilgiler. Ee, bunları istemek lazım. Basın'ın e, genç evli mağdurların miktarı nedir diye soru sorması lazım. Siyasi partilerin sorması lazım. Bunlara cevap gelir. Hı hı. Ne kadar yani o hiçbir şey yok denirse denecek bir şey yok ama e, toplumda ciddi bir yara. Bunun evet. üzerine gitmekte fayda Yine var. Yine süresiz nafaka ile ilgili bir düzenleme ye başlanıldı. Evet. Bilmiyorum çözülme kavuşulacak mı bu. Ama e, tek boyutlu çözüm olmamalı. Bunlar çok önemli. Mesela bir Ama aynı... şöyle bir şey duydum ben yani o haberle ilgili e, kısaca bahsedeyim tabii. 10 yıl evli kalan bir insan mesela 5 yıl atıyorum yarı miktarında Hah. şey vermeli, nafaka vermeli gibi öyle bir şey. Yani dünyada uygulanan bu az mı yani? Bu, bu da az değil mesela. Evet. Yani tabii bu bunun normu ve standardı bulunabilir. Bunun bir ortak paydası çıkartılabilir. Bunun çalış bunun bunun üzerine acaba bir üniversitede doktora çalışması var mı? Yüksek lisans çalışması var mı? Yani bu bu sorunlara üniversiteler nasıl yaklaşıyor? Bunlarla ilgili çalışmalar nedir? Sadece anketlerle olmaz. Yani sorunları tespit etmek yetmiyor. Biz daha önce e, Güneydoğu'daki sorunları tespit için 2005 6 7 yıllarında Güneydoğu'da 9 ilde, GAP bölgesinde 9 ilde çok boyutlu taramalar yapmıştık. Devlet planlama teşkilatı vasıtasıyla hı hı. ve onları e, dökmüştük. Tamamen e, sistematiğe dönüşmüştü. Sorunlar ve cevapları yapılanlar ve yapılmayanlar nasıl yapılmalıdır modeliyle e, ve birçoğu da uygulandı ve yapıldı. Hı hı. Yani ama bunun önünde bir business plan, bir özel plan, bir e, hedef olmalı. 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık hedefler olmalı. Bunlar topluma da deklere edilmeli. Belki batıda böyle yapılıyor. Biz de şimdi bu daha önce hatırlarsanız 60, 70, 80 e, arasında siyaset bunu projeyi anlatıyordu. Şimdi o proje anlayışı artık tamamen söndü. Yani bir projeye dayalı, yeni bir paradigmaya dayalı biz hmm. neler yapacağız? Vat, birey için ne yapacağız? Bir ev, bir araba diyordu mesela. Hmm. Yapabiliyordu veya yapamıyordu. Veya işte onunla ilgili sağlık sorunlarıyla ilgili şehir hastaneleri yapacağız. Yapıyordu ve yapamıyordu. İşte yolları yapacağız, demir yollarını yapacağız, hava yollarını yapacağız. Yani bireyin kültürüne de şunları yapacağız şeklinde. Bunun gibi boşanmada, süresiz nafakada da standartları Normları e, çok böyle e, saatli koyabilmek lazım eğer e, bu kanun çıkıyorsa. Evet. Çok yönlü araştırılmalı, çok kurumlardan bilgi alınmalı, istatistikler yapılmalı, tartışılmalı. Hatta üniversiteler arası bu konuda yarışmalar yaptırılmalı. Yani üniversitelere bunlar verilmedi, onlar projelerini sunmalı. O projeler birbiriyle yarışmalı. Peki. Kanun Amerika'da böyle çıkıyor. Parayla devlet parayı veriyor. Birçok yer, enstitüler... Bütün çok... senaryoları tartışın. Tabii. Friz ya, o... yaratın ve onu çözün. Tabii. Enstitüler gibi. yani oradaki meşhur enstitülerin tamamı Amerikan devletini böyle yönetiyorlar. Evet. Simülasyon önemli. Evet. Ee, şimdi tabii çok başlık var ama süremiz yok şimdi, maalesef. Burada şu... en çok değinmek istediğiniz nokta... Şu var. Bile... Emeklilikte yaşa takılanlar meselesini. Hı hı. Bir kısmı çözüldü ama bu daha da enteresan bir yapıya getirilebilir. Ee, emekli olamayan, iş bulamayanlar için bir şey bir çözüm orada bulunmalı. Hı, hı. Ee, bu elektrik, doğalgaz ve yakıt zamları meselesi var ekonomik sorunlarımızda. Evet, evet. Bu, bu, bu mesele önemli ve hele hele bugün gündem. Ee, bunun e, halkımızdaki katmanlar iyi tespit edilmeli. Hı hı. Gelir aralıkları ve normlarına göre bu yelpaze daha da büyütülmeli. Yani, ama orada çok güzel bir şey ama ee, en son bakın kabineden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Kömür fiyatlarının dünyada 5 kat doğalgazın 10 kat arttığını söyledi. Maliyeti bu yani. Şöyle söyleyelim. Ve bunu %75 sübvanse ettiğini söyledi devletin. Yani 100 liraya doğalgaz alıyor devlet. Bunu vatandaşına 25 liraya satıyor. 75'ini cebinden ödüyor piyasaya. Şimdi e, yani aslında yapılabilecek büyük bir kısmı yapabiliyor. Şu anki şartlar altında eğer bunu değerlendirirsek belki ee, belki haksızca bir tutumda sergilemiş oluruz. Çünkü el hakikaten taşın altında bu konuda Hı, evet. Değil desek sıkıntı olabilir. İşte 150 kW'dan 210 kW'a çıkması bu konuyla dertlenildiği anlamına geliyor. Yani 300'lü civarlara gelmeli o. Evet. Çünkü Öyle mi? tabii çok şey çok güzel onun çıkması çok iyi. 300-350 arasına gelmiş olsa ben büyük de, bir kesimi rahatlatabilir. Ben pay biçtim. Ben hemen elimdeki son normalde ben otomatik ödeme talimatı olduğu için e, faturalarıma hiç bakmıyorum. Nereye gidiyor bilmiyorum da. E, faturalar geliyor askıya asılıyor ama almıyoruz çekmiyoruz da orada sonra gidiyor. En son bu şeyler zam vesaire çok gündeme gelince dur dedim şunu bir tanesini alayım. İşte normalde 180'lerde gelen elektrik faturası 235 lira falan fırlamıştı. Ve ne kadar biz kaç kilowatt saat elektrik harcıyoruz diye e, geçtiğimiz ay tam 210 nokta küsür şeklinde bir elektrik harcaması yapmışız mesela. Yani o bahsettiğiniz miktara hiç kimse bir şey demez. Bu çok şey evet. değil. Ama daha farklı duyumlarımız var. Yani onlar e, diğeri gibi ise zor. Ve iş yerlerinin mesela bu konuda ayrı bir tarifeye geçirilmesi lazım. Şimdi mecbur olarak Bak, e, her elektrik tüketimi iş yerlerinde daha yüksek. Şimdi, şimdi bir örnek vereceğim. Ee, yine benim çalıştığım dönemde kalkınma e, modelleri tek tipti. Hı hı. Yani e, bölgeye göre, zamana göre, işte e, sektöre göre değildi. Bakın bugün altı ayrı. Bölgede çok farklı kalkınma modelleri yapıldı. Bu sonradan yapıldı. Yani birinci bölge var, ikinci bölge var, altıncı bölge var. Ve çok adilane neredeyse oldu. Aynı tüketimde de yatırımda nasıl yapılıyorsa tüketimde de bunlar yapılabilir artık. Çünkü elimizde elektronik çok döküman var, yapay zeka var, birçok şey var. Bunları yapabiliriz. Yani insanların gelirlerini tespit ettiğimize göre giderlerini de edebiliyoruz artık. Kredi kartları, her şey neredeyse şeyi, neredeyse şey. Bir de temel tüketim mallarındaki kontrolsüz zamlar meselesi. Yani liberal bir ülkede, Mal satan kişiye niçin bunu zammı yaptın diyemezsin. Siz bu raporu bize gelmeden önce paylaştınız galiba <laughs> ve etkili bazı bir takım şeylerdi. Tabii. Şeylerle. Size verdiğim zaman raporu başka yere de vermişsiniz. Öyle mi? De. Çünkü bununla bunlarla alakalı biliyorsunuz çalışma da başladı. Tabii. Yani KD temel tüketim malzemelerinde bir KDV tabii. düzenlemesine tabii, gidilecek. Tabii, tabii, tabii. Belki de kaldırılacak. İnşallah. Yani bu sizin çabalarınızın e, görüldüğüne delalet ediyor şimdi bunu Ama tekrar siz, burada. Sizin de zerafetiniz çok güzel. <laughs> e, haftalar önce vermiştim raporu. Siz evet. bu akşam bunu gündem yaptınız. Teşekkür. Mükemmel oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bu tür mesela bunları konuşmak daha e, bana e, sorunların çözümü noktasında daha büyük. Bırakın mum yakmayı e, olaylara, meselelere böyle proje tutmaya e, e, benziyor. Kesin yani. mesela yine e, ekonomik sorunlarımızda sağlık personelinin mağduriyeti, emeklilerin durumu hı hı. bunlar da mesela şeydi. Yani bir defa yıkıcı tenkit olmaması gerekiyor. Fitnet çıkartıcı da tenkit olmaması evet. gerekiyor. Toparlayıcı, kuşatıcı ve eksikliği görüp onore edici tenkit olması lazım. Yani bizim e, uspun olarak görevimiz o. Biz onore etmek istiyoruz. Evet. Hizmet edenden şüphe etmiyoruz. Siz herkes hizmet etmek istiyor. Herkesin bir yarışı var. Ama Yarışta bazen unutuyor, bazen eksiklik oluyor. Diğeri abartıyor olabilir bütün bunlar. Bu, toplumda bu tür örnekliklere ihtiyaç var. Yani bir üçüncü model lazım. Aklı silim. Evet kesinlikle. Öyle hüsnü zanla bakan. Kesinlikle. Bütün insanları kıymetli. göğsünde, göğsünün içine alabilen, 70-85 milyonu göğüsleyebilen, evet. 8 milyarı göğsünün içine alabilen bir yapı da lazım. Evet. Ne olursa olsun 8 milyar insan mı benim hem cinsim mi? O değerli diye bakmalı. Ee, ve işte bizim kadim medeniyetimizin yücelişi zaten bu Burada tavra şey bakıyor. Yapın. Yoksa bir yeri fethetmek orada kalabileceğiniz anlamına gelmiyor gönülleri fethetmeden. Kesin kesin. Gönülleri fethettikten sonra orası sizin için bir yurt olmuş oluyor çünkü hiçbir isyan yükselmiyor halk halinden memnun olduktan sonra. Vallahi süremiz e... isterseniz 3 maddeydi başlıkları tamam, buyurun. Eğitim sorunlarımız Hı -hı. değil mi? Müfredatta hakim olan ateist materyalist felsefe meselesi evet. mesela Hı. çok, çok önemlidir belki. Üniversiteli işsiz havuzunun artık bir denize dönüşmesi meselesi Hı -hı. buna yani üniversiteleri gençleri yurt dışına nasıl istihdama gönderebiliriz diye bir Proje yapılabilir, mükemmel bir proje de olabilir. Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Hı hı. Yani bu istenirse oluyor. Biz Afrika'da. Ya yani, bu onların duygu e, kopukluğu ile değil, devletlerine ait değil de bir proje ile. Evet. Siz yurt dışına gitmek mi istiyorsunuz? İstiyorum. Orayı tecrübe mi etmek istiyorsunuz? İmkanlarınız bizden, bizim falanca devlette bu konuda işbirliği anlaşmamız hı hı. var. Buyurun, bununla gidin, bir iki sene tecrübe edin memnun kalırsanız kalırsınız, değilseniz dönersiniz gibi tabi mesela yani mesela burada e, Müslüman var Hristiyan var yani bir dini seçmişse hı hı. onunla ilgili eğitim ona mecbur olmalı Hristiyan'a da olmalı öğrenmeli dinini yani bu bu da bir enteresan bir sorun e, e, kendisi bir dine mensup ama o dininden bir haber o hı hı. dinin esaslarından çok uzak ...düşündüklerini o din zannediyor. O zaman bir büyük de din kargaşası var. Din anlayışı kargaşası var. Mesela bu da çok... E, ...enteresan bir konu. Evet. E, bunu da e, yad etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Daha ederim. Değil. Böyle... E, böyle e, evet. ...konuları işleyelim. Eyvallah. Kesinlikle. <laughs> Aktualiteden çok. Kesinlikle. Ee, Benim de çok... E, ...lezzet aldığım bir yayın oldu. Allah zihin açıklığı versin evet. sizlere. Sizin Gayret. gibi böyle... E, ...sakin, efendim uzlaşmacı, fikirleri rahatlıkla tartışabileceğiniz insanlara hakikaten ihtiyacımız var. Yani yani insanları sevmek gerekiyor. Onların düşüncelerine hürmet etmek gerekiyor katılmasak evet. bile. Tartışmaya da gerek yok. Böyle bir ortamın olması lazım. Yani bunu dinimiz de söylüyor, kültürümüz de söylüyor. Bunu dünyada uygulayan yer de var bu bu imlet bunu çok iyi yapar İnşallah inşallah yapacak inşallah çok teşekkür yani ediyoruz teşekkür ayağınıza ediyorum. sağlık hayırlı Sağ geceler. Olun efendim